beni hapishane benim olacak görürsün birader. Göz bakalım beni sübeyim olacak. Hadi bakalım yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tarık'tan hızlı bir şekilde hapishanemizi bitirmemiz lazım. Bizim hapishanemiz arkadaşlar aşırı güvenlikte olacak ve bizim hapishanemizden kaçmak imkansız olacak. Tarık'ım benden kopya çekme yoksa polise haber veririm. Oğlum bir sus Tarık ya. Senden niye kopya çekeyim ben? Tamam bir de benden kopya çekme diyor sakın diyor. Ben sana niye kopya çekeyim birader? Ben sana daha güzel yapıyorum bir kere oğlum. Benim hapishanem seninkinden daha güzel olacak. Göz bakalım. Hemen arkadaşlar şu duvarları tamamlayalım canım ailem. Şu duvarları tamamlayalım. Hapishanemizin duvarları neredeyse tam. Ne oluyor? Tarık. Ben bir şey yapmadım. Şuna bakın ya. Tarık arkadaşlar beni trolledi. Ben sana göstereceğim birader. Ben sana bu trollün bedelini ödettireceğim oğlum. Sen bittin birader. Sen bittin oğlum. Ben bir şey yapmadım. Ya bir sus Tarık ya. Bir sus birader ya. Bir şey yapmadım diyor hala. Gözümle gördüm oğlum bir şey yaparken seni. Gözümle gördüm beni trolledin oğlum. Bunu yanına bırakmayacağım. Hemen arkadaşlar hapishanemizin surlarını ayarlayalım canım ailem. Bunlar arkadaşlar hapishanemizin surları olacak arkadaşlar. Birazcık kale gibi oldu ama. Arkadaşlar normal hapishaneler de böyle yani. Kale gibi oluyor Ferit'le ailesi. Mahkumlar kaçmasın diye kale gibi yapıyorlar. Benim hapishanem zengin ezer. Aynen Tarık aynen. Anca beni trolleyerek kazanırsın. Anca böyle benim hapishanem zengin ezer diyerek kazanırsın oğlum. Benim hapishanem asıl zengin ezer. Tamamdır hapishanemizin surları tamamlandı arkadaşlar. Bakın hapishanemiz bu büyüklükte oldu. Şimdi görünmez olacağım arkadaşlar. Ve görünmez olup Tarık isimciyle trolleyeceğim. Sakın yorumlarda yazmayın. Evet bakalım Tarık ne yapıyor. Of arkadaşlar Tarık bakın bir şeyler yapıyor burada ama bana yetişememiş oğlum. Bakın ben neredeyse bitirdim. Tarık'tan surlara uğraşıyor. Şimdi ona güzel bir love troll yapacağım arkadaşlar. Güzel bir love troll yapacağım. Şöyle arkadaşlar love'ları boşaltalım. Tamam arkadaşlar love'ları boşalttık. Ne oluyor olamaz. Olamaz ne oluyor. Ne oluyor acaba Tarık acaba ne oluyor kardeşim. Love'lar boşalttım love'ları surlara kardeşim bak. Surların aşağısına doğru love akıyor. Ferit bunu sen mi yaptın? Hayır ben bir şey yapmadım be. Allah Allah ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Ne oldu Tarık efendim kardeşim. Sen yaptın bunu. Hayır oğlum ben bir şey yapmadım ya. Bana suç atmayı artık kes artık kardeşim. Lütfen bana suç atma lütfen rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar Tarık buradaki hapishaneden başlayacak. Hemen şuraya küçük bir hapishane yapalım canım ailem. Tarık buradan başlayacak ve arkadaşlar buraya doğru böyle buradaki zorlu parkurları geçmeye çalışacak. Sen göğüsün lan ben de sana böyle lan boşaltacağım göğüsün. Aynen Tarık yaparsın kesin kardeşim yapamazsın öyle bir şey. Benim hapishaneme lan boşaltamazsın. Boşaltırım. Tarık beni tehdit ediyor arkadaşlar. Lav boşaltacağım falan diyor. Bakın arkadaşlar hapishanemizin bir tanesi hazır. Tarık buradan başlayacak. Hatta içeriği de şöyle dizayn edelim arkadaşlar. Şöyle bir tane yatak koyalım. Kıytırık bir hapishane yatağı koyalım. Şöyle 2-3 tane. Anasını hapishane arkadaşlar. Hapishane ücretsiz dediğim böyle olur abi. Böyle kıytırık kıytırık yatakları da koyduk. Süper oldu abi. Mükemmel oldu. Şimdi hapishanenin çıkışını arkadaşlar. Yani buraya efsane zorlu bir parkur hazırlayacağım abi. Efsane zorlu bir burası arkadaşlar. Lav parkuru olacak. Şimdi arkadaşlar buraya dönmeli bir sistem ayarlayacağım. Bakın izleyin abi. Bakın böyle dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu sistemi bir düzgün ayarlayalım arkadaşlar. Şunu da hızını arttıralım şöyle. Oo çok hızlı dönüyor böyle de. Şunu bir durdurdum arkadaşlar. Şöyle şunu bir büyütelim. Tamamdır arkadaşlar devam ettirelim. Oğlum süper oldu. Bu hücrenin içerisinde arkadaşlar bir şalter saklayacağım. Bu şalter de arkadaşlar şuradaki yatağın altında olacak. Bu şalteri arkadaşlar Tarık bulduktan sonra şöyle yatakla üzerini kapatalım arkadaşlar. Tarık kolay bir şekilde bulamasın. Bu kapıyı açacak arkadaşlar. Bu kapıyı açtıktan sonra da Ferit ailesi buradaki parkuru tamamlamaya çalışacak. Şöyle bir arkadaşlar atlayalım. Allah atlayamadım abi. Bir de bu çok hızlı ya. Bunun hızını düşürmemiz lazım Ferit ailesi. Bunun hızını biraz düşürelim. Tamamdır hızı düşünce süper oldu arkadaşlar. Böyle Allah oğlum ne kadar zormuş bu. Aynısından buraya da ekledim arkadaşlar. Tarık sonra böyle gelecek görecek. Allah bunun üstüne zıplayacak. Oğlum ne kadar zor bir parkur bu. Sonra arkadaşlar aynısından bu yana da ekleyeceğim Ferit ailesi. Bu böyle 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 ilerleyecek. Sonra buradan da arkadaşlar en sona doğru gidecek. Benim hapishanem efsane oluyor. Aynen Tarık aynen. Sen benimkini görsen bir. Sen benim hapishanemi görsen şükredersin kardeşim. Benim hapishanem seninkinden daha güzel oldu. Efsane oldu. Sen öyle zanne. Benimki daha iyi. Evet arkadaşlar şöyle gelecek. Şöyle gelecek. Oğlum ne kadar zorlu bir parkur. Ne kadar zorlu bir parkur. Daha sonra şuraya atlasın arkadaşlar. Bakın burası böyle dönecek arkadaşlar. Tarık'ın amacı abi buradan böyle başarılı bir şekilde şunun üzerine atlamak. Dur bakayım atlayabilecek miyiz arkadaşlar? Birazcık zor gibi. Bayağı zor gibi. Vallahi o. O vallahi atlanabiliyor Ferit Dairesi. Buradan da şöyle şuraya doğru atlayacak. Dur bakayım atlanabiliyor mu? Onu da bir test edelim. Bence bayağı zor arkadaşlar. Bayağı zor. Tam şöyle ucuna da gelip atlayacaksınız. Hadi. Hadi hadi bismillah. Allah. O atlanabiliyor vallahi. Bayağı güzel oldu. Tamamdır. Şimdi aşağıya lavla kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle aşağıya lavla kapatalım. Evet Tarık için böyle efsanevi bir parkur hazırladık ve bence süper oldu. Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Şurayı da kapatalım ki hile yapmasın Ferit Dairesi. Biliyorsunuz ki Tarık çok hileci birisi abi. Çok hileci birisi olduğu için hileyle buraları geçmeye çalışabilir. Ona mal vermemek lazım. Evet arkadaşlar. Oh, oh, oh. Şimdi
yapıyor Tarık Allah'tan. Allah'ın renkleri düşmüyor. Kırşunu! Kırşunu bak bana zaman kaybettiriyor. Bak bak yaptığı sisteme bakın arkadaşlar. Bana zaman kaybettirmek için yaptığı sisteme bakın abi çıldıracağım ya. Sen beni trollersen ben de seni trollerim. Ya Tarık bir sus Allah aşkına ya. Bir sus Allah aşkına beni trollediğini zannediyor. Oğlum ben sana gösteririm ben. O yaptıkları senin yanına bırakacağım mı zannettin he? Senin yanına bırakmayacağım. Ona zaman kaybettirmeye çalışıyor arkadaşlar ama Ferit dayı söylemez, su açmaz arkadaşlar. Ben zaman kaybetmem. Zaman kaybettiririm. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı parkurdan hazırlayacağım. Burayı da yine aynı parkurdan hazırlayacağım ve efsane olacak arkadaşlar burası da. Burayı da efsane böyle zorlu parkurlar hazırlayacağım Tarık için. Tarık var ya bence ilk başta yenilir abi. Bu ilk başta parkuru geçmesin imkanı yok. Neyse burada Tarık'ın amacı arkadaşlar şöyle şu çimen bloğunun üzerine gelip şuradaki düğmeyi vurmak. Bu düğmeyi vurduğunuzda arkadaşlar böyle buraya doğru geliyorsunuz. Buradan sonra da arkadaşlar parkura devam edecek. Şöyle bir ilk önce arkadaşlar aşağısını bir lav yapalım şuranın arkadaşlar. Aşağısı bir lav olsun da Tarık'ın ödü kopsun arkadaşlar. Tarık buranın kolay lokma olmadığını anlasın. Parkurun bundan sonraki bölümünde arkadaşlar Tarık motosikletle geçecek. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bildiğiniz Tarık bu parkurun bu bölümünü motosikletle geçecek arkadaşlar. Hatta biz de bir geçmeyi deneyelim abi. Bakalım geçebilecek miyiz abi? Allah! Oğlum bayağı zor be. Bayağı zormuş arkadaşlar var ya. Tarık'ın bu parkuru geçmesinin imkanı bile yok arkadaşlar. Hayatta geçemez abi. İmkanı yok geçmesinin. Şöyle Ferit Dahiliz geçmeye çalışalım. Bak biz geçebiliyoruz. Biz çünkü neyiz arkadaşlar? Biz pro'yuz abi. Parkur pro'suyuz. Ama Tarık parkurunu bulduğu için buraya hayatta geçemez abi. İmkanı yok geçmesinin. Neyse motosikletimizi yine yerine koyalım arkadaşlar. Şöyle yerine dursun Ferit Dahilisi. Tarık buraya geçemez abi. İmkanı yok geçemez. Şurayı da şöyle kapatalım ki abi Tarık hile yapmaya çalışmasın. Tarık çok hileci birisi. Kesin burada da bir şeyler bulmaya çalışır. Atlar matlar matlar zıplar böyle. Hatta üstünü de kapatalım buranın. Şöyle üstünü camla kapatacağım arkadaşlar. Tarık vallahi bir yolunu bulur arkadaşlar. Bir hilesini yapar. Çünkü Tarık'ı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Tam bir hilekar. Tamamdır böyle harika oldu. Şimdi arkadaşlar parkurun bu kısmına ne yapacağım biliyor musunuz? Squid Game'i hepiniz izlemişsinizdir. Squid Game'de böyle bir cam şeyi vardı arkadaşlar. %50-50 şansınız vardı. Böyle cama bastığınızda bir tane cam kırılıyordu. Bir tanesi kırılmıyordu. O şimdi oyunun aynısını Minecraft'ta yapacağım. Benim hapishanem efsane oldu. Aynen Tarık aynen hapishane kesin efsane olmuştur. Sen var ya %1'ini tamamlayamamışsındır. Bakayım arkadaşlar Tarık'ın hapishanesi şöyle. Oğlum yapmış bayağı fena yapmış arkadaşlar. Tarık'ın hapishanesi de fena gitmiyor. Hemen biz de bitirmemiz lazım Ferit Dahilisi. Hemen şu Squid Game'deki oyunu yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım bu oyunun adı hafıza testi oyunu olacak. Oyunumuzu hemen tasarlamaya başlayalım bakın arkadaşlar. Mesela bu komut bloğunun üzerinde kirpeği var. Bunun üzerine bastığınız zaman arkadaşlar ölüyorsunuz. Ama mesela bu komut bloğunda böyle bir şey yok. Mesela sol taraf doğru komut bloğu. Eğer Tarık sağ taraf atlarsa arkadaşlar direkt böyle böyle ölecek. Tarık'ın amacı arkadaşlar ben ona sağ sol sol sağ sağ sol diyeceğim ve o da arkadaşlar aklına tutmaya çalışacak ve doğru komut bloklarını atlayacak. Tamamdır arkadaşlar Squid Game oyunu hazır. Hafıza testi de ekledim oyunun içerisine. Sol sol sağ sağ sol sağ sol. Evet arkadaşlar bakalım aklımızı tutabilecek miyiz? Sol sol sağ sağ. Sağ mıydı sol muydu? Aa kafam karıştı. Hangisi? Neyse sol. Tamam tamam süper süper. Sağ ve son olarak sol. Tamamdır. Oh tamamdır arkadaşlar. Mesela bakın bunu bassaydım bu komut bloğunda arkadaşlar direkt ölüyordum. Bu komut bloğunda direkt ölüyordum arkadaşlar. Bakın burası mesela doğru komut bloğu. Ama bu yanlış komut bloğu. Tarık'ın amacı doğru komut bloğuna atlamak. Bakalım atlayabilecek mi? Aklına tutabilecek mi? Son olarak arkadaşlar şu kısmını Tarık için bir tane parkur hazırlayacağım. Ha bu arada şunu yapmayı unuttum arkadaşlar. Burayı lav yapayım da Ferit Dahilisi. Tarık daha da fazla korksun. Şurada da yine aynı şekilde lav yapacağım arkadaşlar. Burayı da lav yapalım hızlı bir şekilde. Burayı yine arkadaşlar böyle komplike bir parkur sistemi eklerim arkadaşlar. Tarık'ın amacı şöyle zıplayıp buradan böyle çıkmak olacak. Hemen şu üstünü de şöyle camla kapatalım. Tarık sen ne yaptın bakalım? Çok konuşma. Benimki daha güzel oldu. Aynen kanka. Kesinlikle seninki daha güzel olmuştur. Asıl benimki daha güzel oldu. Görürüz bakalım. Oğlum benim parkur harbiden efsane oldu arkadaşlar. Aşırı detaylı ve süper oldu. Şimdi burada da arkadaşlar Tarık için zombilerle savaş parkuru yapacağım. Buradaki zombilerle Tarık savaşmak zorunda abi. Buraya böyle bir sürü zombi bekleyelim. Tarık bu zombilerle bakalım arkadaşlar. Başarılı bir şekilde savaşıp onları alt edebilecek mi? Çok merak ediyorum. Tarık'ın amacı bu arada arkadaşlar zombilerin hepsini öldürmek değil. Zombilerin hepsini öldürmeden arkadaşlar yani ölmeden sona doğru gelip buradaki kapıdan çıkmak olacak. Bakalım Tarık bunu başarabilecek mi? Bence arkadaşlar Tarık ilk baştan yanacak. Direkt burada yanacak ama benim Tarık'ın bu bölümü bile geçeceğine inanmıyorum. Ama bu bölüme de gelirse de helal olsun arkadaşlar. Yani bu bölüme gelirse de gerçekten helal olsun. Şöyle sandığın içerisine arkadaşlar Tarık için eşyalar koyalım. Tamamdır Tarık. Eşyaların da burada kardeşim. Sana ne duruna zır koydum bak ya. Yine iyisin. Bakalım acaba Tarık nasıl yapmış? Aa Tarık yine bakın.
Ona pandalar falan koymuş oğlum, bu ne? O benimki daha iyi arkadaşlar. Benimki daha iyi oldu. Benimki daha iyi oldu. Belki süper oldu oğlum, görüyorsun. Tarık sen beni mi dinliyorsun birader? Yo dinlemiyorum. Benimki daha güzel. Bir şuna bakın arkadaşlar. Bir şuna bakın. Bir de şuna bakın abi. Benimki obsidyenler. Seninki tulanan. Seninki ezik. Benimki noob. Seninki benimki pro. Seninki noob olmuş. Çok konuşma. Çok konuşma. Çok ağlar. Aynen Tarık aynen. Şimdi arkadaşlar buraya labirent yapacağım abi. Tarık için zorlu bir labirent yapacağım. Sen görürsün Tarık. Hadi bakalım bakalım bu labirenti geçebileceğim mi? Evet labirentimizi neredeyse tamamladık arkadaşlar. Bakın böyle yarısına kadar geldik. Şimdi bu diğer yarısını da tamamlayacağım. Ama dur dur dur. İlk önce şöyle üstünü camla kapatalım ki Tarık ile yapmasın arkadaşlar. Evet Tarık ile yapma koruması. Üstünü camla kapat. Ne oluyor be? Al bakalım bu kafanı alacaksın. Ne fırlatıyorsun böyle? Ana! Asa fırlattı. Ben sana gösteririm oğlum. Bu asaları ben sana fırlatacağım. Sen görüyorsun şimdi. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Allanmaz Tarık. Utanmaz Tarık. Utanmaz Tarık senin. Şunları bana fırlattığın şeylere bak. Daha da fırlatacağım. Görüyorsun. Ben sana gösteririm Tarık. Neyse arkadaşlar şimdi parkurun bu kısmını labirent yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Buraya böyle hedefler koyacağım. Tarık'ın amacı arkadaşlar bu hedefleri 12'den vurmak. Eğer 12'den vurursa arkadaşlar üstlerinde ışık yanacak ve Tarık bu bölümü başarıyla bitirecek ve hapishaneden kaçacak. Dur bakalım ben vurabileceğim mi acaba arkadaşlar? Bu arada hepsini vurduğumda buradaki demir kapı açıyor ve hapishaneden kaçıyoruz abi. Şöyle 1, 2, of fela vurdum. 3, of tutturamadım bunu. 4, hani kırmızı noktadan vuracağım. 5, ona baya yakın vurdum ve 6. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapı açıldı ve hapishaneden kaçmayı başardık. Şöyle bir göz ucuyla bakalım arkadaşlar. Başka ekleyecek bir şey var mı? Başka ekleyecek bir şey kalmadı vallahi arkadaşlar. Bizim payımız efsane oldu vallahi hapishanemiz. Ana alarm çalıyor. Arkadaşlar alarm çaldığına göre o zaman yamuk kapışmaları bitti. Evet bitti. Bakalım Tarık nasıl yapmış zaten biliyoruz arkadaşlar. Sakın yorumlarda ona böyle gizli gizli baktım falan söylemeyin arkadaşlar. Hemen bakalım. Ana Tarık'ına bakın. Sanki ilk defa görmüş gibi yapıyoruz arkadaşlar. Oğlum ne güzel yapmışsın. Çok güzel yaptım. Hadi Tarık ilk sen benimkini oyna sonra ben seninkini oynayacağım. Tamam mı Gazi? Tamam Gazi. Şöyle hemen hapishaneyi düzenleyelim arkadaşlar. Tamamdır kapattım kapıyı. Tarık içeriye gir kardeşim. İçeriye gir kardeşim. Tamam giriyorum. Evet şimdi amacım birader hapishanenin anahtarını bulmak. Bakalım anahtarı bulabilecek misin? Bir yerde bir anahtar gizlenmiş bir durumda. Bakalım bence yatakların altında. Yatakların altında mı? Olabilir de olmayabilir de Tarık. Bilmiyorum. Bence burada. Nereden buldun? Ben bulurum. Kesin kopya çekiyorsun birader. Kesin var buraya hayatta geçemezsin. Buraya hayatta geçemezsin birader. Hadi geç de göreyim. Geçerim. Ay geçemezsin. Geçemezsin arkadaşlar. Tarık geçemez burayı. Hadi bakalım bismillah. İnşallah geçemez. Oh vallahi geçiyor. Oh vallahi geçiyor arkadaşlar. Olamaz. Geçerim dedim sana. Kreatif moda geçti. Kreatif modda geçmeyeceksin Tarık. Kreatif modda geçmeyeceksin. Ama iyi yapıyorsun şu anda. Tamam geçemedim orayı. Evet oraya geçemedin Tarık. Evet yine oğlum bak. Kreatif modda geçiyor ya. Şuna bakın hilekar ya. Evet Tarık şimdi burada kardeşim. Ne yapacaksın? O buradaki ok V'yi alacaksın ve şu düğmeye vuracaksın. Ve bu çimen bloğunu buraya doğru ittireceksin. Tamam vuruyorum. Evet abi ama çimen bloğunun üzerinde olman lazım Tarık. Çimen bloğunun üzerinde olman lazım kanka. Tamam ben direkt böyle geçerim. Ne uğraşıyorum ki Allah Allah. Hile yapma. Ne hilesi? Hile yapmadım. Tarık bak bir daha hile yaparsan vallahi diskalifiye ederim seni. Ona göre şimdi burayı motosikletle geçeceksin. Tamam geçerim. Allah Allah. Şuna bakın arkadaşlar hilekar ya. Burayı kesin geçemez arkadaşlar. Burada var ya Tarık kesin düşecek. Hadi bakalım Ferit talisi. Tarık son günü kardeşim. Bugün senin son günün. Hadi bir düş de görelim bir. Düş de gülelim senin arkandan. Düşmeyeceğim. Düşeceksin kardeşim hadi düşeceksin. Kesin düşecek. Oha vallahi düşmüyor arkadaşlar. Kararlılıkla ilerliyor. Aferin Tarık sana. Oha vallahi düşmedi. Vallahi düşmedi arkadaşlar. Helal olsun. Oğlum düşmedi. Evet düşmedim çünkü burayım ben. Vay be. Vay be arkadaşlar. Tarık beni gerçekten şaşırtıyor arkadaşlar. Tarık şaşırtmaya devam ediyor beni. Çünkü arkadaşlar başarılı bir şeyle geçiyor. İnanamıyorum abi gerçekten de. Hadi aferin aferin. Tamam. Doğru gidiyorsun Tarık. Güzel güzel. Allah düştü sonunda. Tamam ama sola kadar geldim. Evet abi burası hafıza testi Tarık. Sol sol sağ sağ sol sağ sol. Hadi bakalım aklını tutabilecek misin? Sol sol sağ sağ sol sağ sol. Aferin Tarık sana evet kardeşim. Vallahi iyi aklını tuttun. Böyle bak sol sol sağ sağ gerisini söylemeyeceğim. Hadi bakalım gerisini söylemeyeceğim. Zıpla bakalım kardeşim. Bakalım başarabileceğim mi? Başarırım. Allah'ın kerizi ya. Keriz Tarık ya. Oğlum sol sol diyorum. Sol sol bak sol sol. Atla bir sol sol. Tamam bak sol sol. Tamam sol sol. Tamam sonra sağ sağ. Sağ sağ yapacaksın. Sağ sağ
Sonra sol, sağ, sol. Hadi bakalım kardeşim. Hafızan bir ya. Hafızan bir kardeşim valla. Yemin ediyorum bu kadar noob olamaz mı insan ha? Tamam aferin sana. Ha? Sonunda atladın. Şimdi burada da zıplayacaksın şuraya doğru. Buradan böyle zıplayıp bu tarafa geçeceksin. Hop tamam zıplıyorum. Aferin sana. Aferin kardeşim. Şimdi buradan Edirage zırhlarını ve kılıçlarını al. Buradaki zombilerle savaşacaksın. Ve sondaki demir kapıya geleceksin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Tarık hazır. Allah! Tarık arkadaşlar savaş alanında. Oo yardım edin. Tarık zombilerle savaşmak zorunda değilsin. Direkt sona doğru git. Demir kapıya gidebilirsin. Evet öyle yapacağım. Aa! Hadi bakalım arkadaşlar. Tarık kaçıyor. Kaçtı. Aa vallahi Tarık kaçtı arkadaşlar. Tarık dur oğlum dur. Kapıyı kapat. Allah zombiler labirente girdi. Kanka labirent tamamla. Labirent tamamla. Ben sana söyleyeceğim. Sola git. Tamam şimdi sağa git kanka. Hayır oraya değil. Oraya değil birader. Sağ sol oğlum sağ gitsene. Tamam doğru gidiyorsun tamam. Tamam ben seni tarif edeceğim kanka. Zombiler kovalıyor. Evet arkadaşlar zombiler Tarık kovalıyor şu anda. Tamam Tarık burası biraz zor kanka. Şimdi bak gittin ya bak sol tamam güzel de düz tamam sol tamam güzel sol tamam güzel sağ. Oh tamam zombilerden kaçtın sonunda. Oh be ne zormuş. Evet abi şimdi son bölümdesin kanka. Buradaki demir kapıyı açmak için buradaki 6 tane hedefi vurman lazım. Bak 6 tane hedefi 10 taneden vurursan kardeşim buradaki kapıyı açıyorsun. Hadi bakalım okçuluk yeteneklerini test edeceğiz şimdi. Bakalım vurabileceğim mi vuramayacağım mı. Aha bir tanesini vurdu helal olsun. Aha diğerini vurdu. Üçüncüsünü vurdu. Ana dörtte vurdu. Oğlum nasıl vurdun? Gördün mü ben burayım sen noobsun. Yeter be. Şimdi ben senin bölümünü geçeceğim. Senin bölümün var ya aşırı kolaydır birader. Şimdi arkadaşlar Tarık'ın hapishanesini geçeceğim. Ben Tarık'ın hapishanesi var ya gözüm kapalı geçerim. Şuna bakın ezik hapishane. Geç de göreyim bakalım. Geçeceğim kardeşim hemen şöyle. Slime bloklardan geçelim. Hop Allah oğlum ne oluyor? Direkt böyle geçerim ben. Hile yaptım birazcık arkadaşlar ama Tarık da hile yaptı. Ok atıyor bana atma Tarık ya. Aa arkadaşlar bu ne ya? Ne biçim bir parkur Allah'ını seviyorsan. Burada ne yapacağız kardeşim? Allah! Yüzüyoruz herhalde burada. Burada yüzeceksin nefes alacaksın. Nefes almam gerekiyor ki bak bir nefeste ben geçerim ki buraya arkadaşlar. Eziksin oğlum bu ne? Ne yapacağız buradan? Şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Tamam böyle geçelim. Oo burada örümcek ağları var. Allah! Örümcek ağları geçelim şuradan hemen. Hemen şunları geçelim örümcek ağlarını takılmadan. Oğlum bu pandalar ne böyle buraya pandalar koyuyor. Aa ok fırlatmaya. Fırlatacağım. Allah Allah of ya. Tarık bana ok fırlatıyor arkadaşlar. Sürekli bana ok fırlatıyor. Neyse. Devam edelim Ferit Tarih. Bu arada birazcık hastayım arkadaşlar. Zorunluluktan video çekiyorum. Bak olta fırlatma bana. Olta fırlatma. Yorumlarda geçmiş olsun. Eklerinizi beklerim arkadaşlar. Hadi bakalım abi devam edelim. Oha pandalar. Ana pandalara bak. Pandalar çok tatlı arkadaşlar. Vurursak ne olur bir tanesine. Oha tubayları falan da var. Eyvah abi hadi. Tamam bu kadar mı Tarık yani? Gerçekten bu kadar mı kardeşim? Evet bu kadar kanka. Of ya Tarık ne kadar ezik bir hapishanem var. İğrenç bir hapishane yapmışsın gerçekten. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gel. Sağ sol linkten video var arkadaşlar. Tıkla. Sağ sol linkten çıkan videoya lütfen tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklasınlar değil mi Tarık? Evet tıklayın. Bu arada arkadaşlar sizce benim hapishanem mi daha iyi? Tarık'ın hapishanesi mi? Tarık'ın hapishanesi diyenler 2 yazsın yorumlarda. Benim hapishanem diyenler 1 yazsın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.